söz konusu siyasi parti veya lider konuşmaya devam ederse ve halk nezdinde bir taraf olursa, o zaman susturmanın farklı yollarına başvururlar. Evet, işte Hüseyin Başbey'in, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Başbey'in yarınki mahkemesini bu çerçevede görmek lazım. Bu siyasi bir olay. Neden? Çünkü Hüseyin Başbey kendisi zaten hukukçu bir insan. İki, Hüseyin Başbey'in yani belden aşağı vurmaya ihtiyacı yok. Onun planı var, onun projesi var, onun çözümü var, onun düşünceleri var, onun hayalleri var, onun idealleri var, onun kadrosu var, onun hedefleri var. Yani konuşacak konu bulmadı da mı Hüseyin Başbey tutacak, yani bir siyasetçi hakkında konuşacak? Ve de söz konusu siyasetçi Hüseyin Başbey'in muhatabı değil. Dolayısıyla muhatabı olmayan bir kişi hakkında niye bir hukukçu olarak hukuk dışı konuşsun? Dolayısıyla bu akla ters bir olay. Dolayısıyla burada Türk mahkemelerine güveniyoruz. Evet, Orhan da bahsetti. Evet, mahkemelerin çok ciddi yara almıştır. Hukuk çok ciddi yara almıştır. Ama bütün buna rağmen yarınki davadan bir sonuç çıkmayacaktır. Ben bunu çok açıkça ifade edeyim. Çünkü ortada hukuk var. Efendim, bu şekilde değinmek istiyorum. Ama bu şunu göstermiştir. Vatandaşımızın okuması gereken, bizim okumamız gereken konu, evet, artık mızrak çuvala sığmıyor. Artık Hüseyin Başbey'i bir şekilde ikaz etmek. Bak Sayın Hüseyin Başbey, artık istersen biraz sen daha düşük tonda konuş. İstersen bizim işimize karışma. Niye bizim aşımıza su katıyorsun? Niye dönen çarka çomak sokuyorsun? Mesajını almak lazım. Hüseyin Başbey de malumunuz Haydar Baş Hocamızın oğludur. Onun partisinin çok değerli kadrolar tarafından oy birliğiyle genel başkanlığa seçilmiştir. İdealisttir, cesurdur, cesaretlidir, lider şahsiyetine sahiptir. Dolayısıyla siyaseti laf olsun diye, torba dolsun diye yapmıyor. Siyaseti vatan için yapıyor, millet için yapıyor. Atatürk'ün çizgisini yapıyor. Dolayısıyla bunlar bir netice getirmeyecektir. O yüzden kervan yürüyecektir diyorum ben. Bunu ifade etmek isterim. İkinci olarak, madem FETÖ konusu gündem oldu, ben şöyle bir araştırdım. Ya bu FETÖ'nün acaba den dolayı hangi kurumlara ne kadar işlem yapılmış, ne kadar insan hakkında dava açılmış, nedir diye baktım. Baktığımızda şunu görüyoruz. Evet, neredeyse bütün bölümlerde, bütün bakanlıklarda, bütün kurumlarda bir FETÖ konulu işlem var. Ama FETÖ'nün siyasi ayağı yok. Bu çok önemli. Yani İçişleri Bakanlığı'nda 41.077 kişi olacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nda 33.716 kişi olacak. Milli Savunma Bakanlığı'nda 13.410 kişi olacak. YÖK'te, üniversitelerde 7.320 kişi olacak. Sağlık Bakanlığı'nda 7.299 kişi olacak. Adalet Bakanlığı'nda 6.299 kişi olacak. Devam ediyoruz. Başbakanlıkta olacak, Maliye Bakanlığı'nda olacak, işte emniyette olacak. Efendim, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde olacak, öğrenci arasında olacak. Olacak ama siyasete gelince, siyasette FETÖ'nün ayağı olmayacak. Bu mümkün mü Allah aşkına? Dolayısıyla bunu da ben altını çizmek istiyorum. Mutlaka siyasette de ayakları vardır. Bu ayaklar da bugün olması yarın ortaya çıkacaktır diyorum. O yüzden hakkaniyet, hak, hukuk geç de olsa tecelli eder. Bundan kimse kaçamaz. Bunun altını çizmek istiyorum. Bir diğer konu terör konusu. Evet, hakikaten içimizi paralayan terör konusu var yaşadığımız. İşte yüksek rakamlarla beraber artık şehit haberleri gelmeye başladı. Ailelere hakikaten ateş düşüyor. O gözyaşları sel oluyor. Hepimiz bundan etkileniyoruz. Bütün millet etkileniyor. Ben Milli Eğitim Bakanlığı'nı tebrik ediyorum. Bugün bütün okullarda İstiklal Marşı'ndan önce şehitlerimiz için bir saygı duruşu vardı. Hakikaten öğrencilerimizi, talebelerimizi, insanımızı bu manada bilinçlendirmek lazım. Milli duruş, milli şuur açısından. Buna şahit oldum. Bu güzel bir düşünceydi. Ama dua edelim, bu tarz terör olaylar olmasın, bu tarz şehitlerimiz olmasın. Bunlara hiç gerek kalmasın. Peki Orhan da bahsetti, terörü engellemek için ne yapmak lazım? Ben de diyorum ki terörü engellemek için önce adını koymak lazım. Terörün merkezi nedir? Mesela diyelim ki musluklardan kirli su akıyor. Siz tek tek bu musluklardan akan suyu temizlemeye kalkarsanız bunun sonunu getiremezsiniz. Burada yapılması gereken bu musluklara su sağlayan menbaanın, kaynağın temizlenmesidir. O halde PKK veya emsali terör örgütlerine silah sağlayan, mühimmat sağlayan, finans sağlayan kimdir? Buna bakmak lazım. Bakıyoruz ki bu Amerika Birleşik Devletleri. Malumunuz bu gizli saklı haberler değil. Girin bakın basına, yayına, siz de göreceksiniz. Herkes bunu görecek. Amerikan Kongresi'nde onaylanan bütçelerde son 5 yılda 1 milyar dolara yakın para transferi var. Amerikan ordusu silahlı teröristleri eğitiyor. Yetmiyor. Artık eskisi gibi sadece silah, bomba değil. Yüksek teknolojiyle donatıyor. Artık terör örgütünün hava araçları var. Terör örgütünün hava savunma sistemleri var. Artık bir terör ordusundan bahsediyoruz. Yani son günlerde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin verdiği kayıplarının temel sebeplerinden bir tanesi artık karşımızda eski düzenle saldıran bir terör örgütü yok. Karşımızda bütçesi olan, son teknolojiyle, silah ve savunma sanayi teknolojisiyle donatılmış olan, o koşulları, o coğrafi koşulları çok iyi bilen karşımızda bir örgütten bahsediyoruz. O halde daha önce de bahsettik, terör örgütlerinin sadece bir maşadır. Önemli olan arkasındaki güçlerdir. Tarihe dönüp bakıyoruz mesela bir Şeyh Said isyanını görüyoruz. Veya aynı dönem bir Nasturi ayaklanmasını görüyoruz. Bunlar hangi döneme denk geliyor? Malumunuz Musul meselesi devrede. Lozan Barış Anlaşması imzalanmış. Fakat Musul sorunu çözülemiyor. Musul malumunuz hem orada Türklerin yaşadığı bir bölge, hem Kürt kardeşlerimizin yaşadığı bir bölge. Aynı zamanda yeraltı zenginliği olarak petrol zengini bir bölge. İngilizler o bölgeyi almak istiyorlar. O zaman Türk tezi de şu, diyoruz ki oradaki, Musul'daki Kürtler bizimle beraber olmak istiyor. Bizimle beraber birleşmek. Yani bizim Anadolu topraklarımızın parçası olmak istiyor diyoruz. Hemen bunun üzerine Birleşmiş Milletler, o zaman Milletler Cemiyeti başvurduğumuzda hemen Hakkari'de bir Nastura ayaklanması meydana geliyor. Ardından Lozan, daha doğrusu Milletler Cemiyeti bölgeye, Musul'a 3 tane gözlemci gönderecek rapor düzenlemesi için. Tam o sıra bölgeye geldikleri gün Şeyh Said ayaklanması söz konusu oluyor. Ve bunun üzerine bu ayaklanmalar neticesinde gözlemciler rapor tutuyorlar. Diyor ki efendim bu Türkiye öyle bir halde ki daha kendi vatandaşlarıyla başa çıkamıyor. Buradaki insanlarla nasıl başa çıkacak diyor. Neticede Musul İngiltere'nin mandatörlüğüne veriliyor. Irak devletine veriliyor ama İngiltere mandası altında. Şuraya geleceğim. Kısacası bizim ne yapmamız lazım? Bizim Amerika'yla oturup konuşmamız, Amerika'yla kozlarımızı paylaşmamız lazım. O yüzden siz eğer bir bataklığı kurutmazsanız, oradaki sinekleri bertaraf ederek, devre dışı bırakarak olayın sonunu getiremezsiniz. Bitmez yani, bu bitmez. Aslında söz konusu o Kürt kardeşlerimiz, ikna edebileceğimiz insanlar. Onlar da kullanılıyor. İkna edebilecek insanlar bunlar. İkna etmemiz lazım. İkna etmek zorundayız bu insanlara. Ama burada Amerika'yı, odak noktayı görmekten kaçarsak problem çözülmez. Ancak ne yaparız? Kamuoyunu gazlanmaya çalışırız. Günleri geçiririz. Peki bir adım daha öne gelip, beriye gelip sözü bitirmek istiyorum. Şöyle ki siyasetin şöyle bir algı yönetim var. Siyaset projeksiyonu o ana tutuyor. O tabloya tutuyor. Oysa o tabloyu ortaya çıkartan sebeplere yoğunlaşmak lazım. Yani peki buradaki olaylar, o bölgelerin terör bölgesi haline gelmesi, işte Suriye'nin kuzeyinin, işte Irak'ın kuzeyinin terör bölgesi haline gelmesinin ana sebebi neydi? Ona baktığımızda Amerika'nın Arap Baharı olduğunu görüyoruz. Ve çok enteresan. Mevcut hükümet, bak bu hükümet desteğiyle Suriye'de iç savaş başlatılıyor ve Amerika'yı, Suriye'yi üçe bölüyor. Bakar mısınız? Zamanında mevcut hükümet, yani AK Parti hükümeti Amerika'ya destek vermeseydi, Suriye devleti üçe bölünmeseydi, orası bataklık haline gelmeseydi, Amerika buradaki insanlardan hareketle bir terör ordusu kuramayacaktı. Güçlü bir Suriye devleti, güçlü bir Irak devleti buna müsaade etmeyecekti. Hükümet bunu göremedi. Hükümet dün onu göremedi. Orayı batak haline getirilmesine bizzat destek verdi. Bugün sineklerden şikayet ediyor. Bunu çok iyi görmemiz lazım. O halde nedir? Şimdi makarayı tersine çevirelim. Yapılması gereken bir an önce Suriye ile, Esad ile barışmaktır. Bir an önce Irak devletiyle, Irak merkezi devletiyle oturup konuşmaktır. Ya bizim kültürümüzde bir söz var. Komşu komşunun tuzuna muhtaç diye. Ya kardeşim, bu bölgelerdeki sinekler bizim bölgemize uçuruluyor. O halde Suriye devletiyle anlaşılacak, Irak devletiyle anlaşılacak, İran devletiyle anlaşılacak. Kısacası komşu devletlerle anlaşılacak. Bir ve beraber olacak. Ortaklıklar kurulacak. Ve teröre karşı ortak mücadele edilecek. Eğer biz komşularımızla iyi bir noktada olmazsak, biz komşularımızla savaş halinde olursak ne olur? Buralarda bataklık oluşur. Buradaki sinekler kurutulamaz. Dolayısıyla sonuçta bir tek tabloya bakıp yok efendim sen ne dedin, ben ne dedim, sen onu yap. Geçelim bunları. Bir devlet aklı bu kadar basit, bu kadar sığ olamaz. Bizim hükümet aklıyla değil, devlet aklıyla hareket etmemiz gerekiyor ve saygılar sunuyorum efendim.